Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler, herkese hayırlı sabahlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yavrularımızı uçuracağız. Yavrularımıza birkaç gün antrenman verdim. Onları sınıflandırdım. Onların uçumunu genç kardeşlerimize göstereceğim. Nasıl uçurmaları gerektiğini. Az önce ekelere de antrenman verirken atmaca saldırdı. Şimdi biraz tüylerini aldı ama inşallah kanadında falan bir şey yoktur, kara kirlinin. Bunları kapatalım, yavrularımızı uçurmaya başlayalım. Yavrularımızın yanına bir tane eke kuş katacağım. Ona da antrenman vereceğiz. Bu arada şu kuşumuz da yavru yakusuyor. Epeyden beri kalkmıyor. Bunu da şöyle bir... Bunu biliyorsunuz, bu bayağı yerde dönüyordu. Hiç kalkamıyordu. Çok aşırı bir ağır taklası vardı. Yavru yakusunca bu tür kuşlar rahat diyebiliyor. Yeni gelen abiler kardeşler için burası da bizim uçum kümeslerimiz. Damızlık kuşlarımız evde. Teraslarımızda. Orada yavrular alıp burada uçuruyoruz abiler. Şöyle kümesimizin içini de göstermiş olalım. Biraz sonra yavrularla bırakacağım eke şu boz dişimiz. Bayağı kızdı, yavrular da büyüdü. Onu bırakacağız. Yeni büyüyen yavrularımız var altta. İki tanesi bunların. İki tanesi de bu boz erkekle Silik Arap dişinin yavruları. Şimdi dilerseniz kuşlarımızı bırakalım, onların uçumunu göstereyim. Evet, bu üç tane sabuni, yani boz kuşlarımızı üçünü aynı şekilde kaldıracağız. Uçumlarını verdik. Yara hakimiyetleri de verildi. Şimdi eke kuşumuz da bunları biraz uçuma zorlayacağız. Nefeslerini biraz açmaları için yükseltmeye çalışacağız. Çok fazla kalabalık uçurduğunuz zaman takip etmesi zor olur arkadaşlar. İkişerli, üçerli sınıflara ayırırsanız hem rahat edersiniz. Hem de kuşları biraz daha yukarıya almış olursunuz. Bunların iki tanesi taklayı çevirdi. Öbür ekemiz zaten oyunlu bir kuş. Ona da aynı zamanda yavrularla birlikte antrenman vermiş oluyoruz. Yavaş yavaş yükselmeye başladılar. Evet arkadaşlar, bu kuşlarımız bayağı yükseldi. Bir 10 dakikaya aşkın süredir de uçuyorlar. Videoyu durdurduğum için ben. Şimdi bunlardan bir alt sınıf, yani taklayı dönmemiş yeni uçanlar var. Bunlar biraz daha uçtuktan sonra onları da yanına katacağım. Hem bunlar, yukarıdaki kuşlar biraz daha fazla nefes yapmış olacak. Öbür kuşlarımız da bunlarla birlikte biraz daha yükselmiş olacak. Onlar yeni yeni uçumlarını aldıkları için bunlara uyum sağlamalarını sağlayacağız. Yükseltmeye çalışacağız onları. Kanatlarının biraz daha güçlenmesini sağlayacağız. Ondan sonra onları da kendi aralarında sınıflandırıp yanına da bir tane böyle yüksek uçan kuşla birlikte. Bu arada ekemiz de havada fişek yapmaya başladı. Uzun bir zamandır dışarı çıkmıyordu, uçmuyordu. Şöyle yavru kümesimizdeki o diğer uçacağımız kuşları da gösterelim. Bunlardan bir tanesi karşıdaki boz, bir tanesi de dumanlı. Biraz sonra onları bırakacağız. Onların uçumunu sağlayacağız bu kuşlarımızla. Evet arkadaşlar, şimdi o kuşlarımızı da bıraktım. Onları da bıraktık. Şu anda havada 5 tane kuşumuz var. Bakın, bir tanesi gayet taklayı ikilemiş, üçlemiş. Evet, tam istediğimiz gibi. Diğer dumanlıyla boz yavrumuz da
kuşlarımıza uyum sağladı. Yükseldiler. Yavru kuşlarda önemli olan taklaya başlamadan önce, bazı kuşlar biliyorsunuz sık taklaya giriyor, bazı kuşlar direkt kafayı kaldırıyor. Taklayı sıka düşürmeden önce, yani taklayı çoğaltmadan önce kuşlara önemli olan nefes. Güçlenmelerini sağlamak arkadaşlar. Nefesi ne kadar yüksek ve çok olan kuşlar taklada zorlanmazlar. Rahat takla çevirirler. Sıka düştükleri zaman kendilerini taşıyabilirler. Nefes çok önemli kuşlarda, yavru kuşlarda. Biz çok ağır taklaya düşen kuşlarda arkadaşlar 15-20 gün ayağını takıyor. Ayağında çit boncuk olmasına rağmen bizim beslediğimiz bozlarda ayak takma huyu var arkadaşlar. Ayakları şu anda takılı. Çok devreye düşen kuşları yatırıyoruz veya kuyruklarına bağlıyoruz veya soyundan çok eminsek kuyruklarını alıp rahat bir şekilde onu tekrardan uçurmaya çalışıyoruz. Çok eminsek, ama çok emin değilsek yatırarak ağır takladan kurtarabiliyoruz. 15-20 gün kendi haline bırakıyoruz burada kümesini, içeri dışarı girip çıkarak o taklayı rahatlatıyoruz. Ayağı şu anda kuyruğunda takılı, o yüzden fişek tutamıyor. Evet, şimdi kuşlarımızı bayağı bir uçurduktan sonra altına kuşlarımızı açtık arkadaşlar. Rahat bir şekilde insinler. Sağa sola düşmesinler. Bu arada dişimiz de ayağını hala kurtaramadı. Bir yönden de onun için açtım. Ayağını takan kuşlarımız bizim bazen böyle sağa sola düşebiliyorlar. Bakın şimdi ayağının takılışını göstereceğim arkadaşlar. Bakın hala ayağı takılı, kuyruğunu da açamadı. Hala çıkartamadı bakın. Hah, şimdi çıkarttı. Bu şekilde yavru kuşlarımızı eğitiyoruz arkadaşlar. Çoğunu zaten eğitimini verdik, uçum eğitimlerini. Biraz da yoğun tüyde oldukları için fazla üstüne gidemiyoruz. Yani fazla havada tutup taklaya düşürmüyoruz. Hem havaların düzelmesi için hem de biraz hayvanların tüyünü atlatması için ağırdan alıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle eke damızlık kümesindeki kuşlarımızı da açayım. Onlar da gelsinler. Bu arada bozkirli takkalı akkuyruğumuz da şöyle bir nefeslenmiş olsun. Ayağını kestiği zaman uçacaktır. Bayağı bir antrenmanlı çünkü. Uçurmadığımız halde kendi ayağını kestiği zaman uçuyor. Erkeğimiz bu. Şöyle ben dokunayım. Böyle yavaş yavaş kaldıra kaldıra arkadaşlar biraz böyle nefeslendirdim bunu. Ama uçurmuyorum. Altındaki yavrular böyle yumruk kadar olduğu için yavruları böyle sağlıklı büyüsünler, kendisi de rahatlasın diye o şekilde fazla ezmiyorum kuşu. Bak, bayağı doldurmuş kendini. Bayağı bir takla var. Bu da onun ufak kardeşi. 4-5 yuva ufak kardeşi bozkirli. Onu da yeni uçurmaya indirdik. Onu da şöyle kanatları güçlenmesi için günde birkaç sefer şöyle kaldırarak ufak ufak böyle ufak ufak nefeslendiriyoruz. Bu bozkirli takkalı dişimiz de bu kuşlarımızın bozkirli takkalı kuyruklarının kardeşi, alttan başlayan kuşumuzdu. Çok yakın bir zamanda o da ikiye uçacak.
kanatlarını tamamladı. Çok az bir şey kaldı baş kanatlarında. Onu da izleyeceğiz hep beraber. Okuşumuza da güzel videoları vardı. Güzel antrenmanlar vermiştik. Alttan başlayan bir kuştu. Çalışkan bir kuştu. Yani okuşu merak ediyorum, ekeliği nasıl geçecek diye. Sevdiğimiz kuşlardan bir tanesi de o. Sınıfı geçmeyen kuşu zaten bir daha bu kümese getirmiyoruz. Gönderiyoruz arkadaşlar. Buradaki ekelerin olduğu kümese gelen kuş, yavruluğu güzel geçen kuş anlamına geliyor bizde. Havaların soğuk olması sebebiyle kuşları bayağıdır dışarı çıkaramıyorduk. Hayvanlarda, yavrularda ufak bir kırgınlıklar oluştu. Hayvanların topraktan besin ihtiyacı çok yüksek derecede, özellikle bahçede yayılan kuşlarda. Bıraktığımız zaman direkt kerpiç, tuz, onları yemeye gidiyorlar. Kuşumuzu yavrulukta hatırlayanlarınız vardır. Geçen yaz boyunca uçan erkek yavru. Bu sene işte ekeliğe indi. Yavruları biraz daha kabarsın. İkinci yumurtaya yattığı zaman antrenmanlara başlayacağız. İkinci yattığı yumurtayı, yumurtaları boşaltacağız. Yani boş sahte yumurta çekeceğiz. Bir daha yavru göstermeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bir sefer evde yavruya kustular, bir sefer de burada kustular. İkinci yavruya kusan kuşlarda biraz performans olmuyor. Hayvanlar yavruya baktıkları için ezgin oluyorlar. O yüzden altlarını boşaltacağız. Sahte yumurtanın üstünde hem dinlenmiş olacaklar, hem de antrenmanlarını verip izleyeceğiz hep birlikte arkadaşlar. Bu yavrularımız da yakın bir zamana kadar inşallah başlarlar. Hepsinin uçumlarını verdik. Taklayı çevirenler var. Taklayı ikileyip üçleyenler var. Alttan başlayan dişimiz de yumurtayı almış arkadaşlar. Birkaç gün içinde yumurtayı da bırakmış olur. Kanatlarını da tam tamamlamış olur. Ona da antrenmanlara başlayacağız. O kendini hiç bırakmadı. Bu onun abisi evden indiğinde taklayı falan bırakmıştı. Uçurmaya başlayınca tekrardan doldurdu.
Kuşlarımıza önden buğday veriyoruz. Biraz bir bardak. Ondan sonra karışık yemimiz var. Ondan sonra finişi de karışık yem de yapıyoruz. Hem yavrular için hem de yavru yoksan kuşlar için. Biraz karışık şart. Özellikle tüydeki kuşlar için. Sırf buğday olmuyor. En azından biz öyle veriyoruz. Yani orada bitiririm. Bitiriyorum arkadaşlar, abiler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar, abiler.